Şimdi nota değerlerimizi ele alırsak, bu bizim ana notamız. Temel nota yani birlik nota. Neymiş? Birlik nota. Birlik not. Bu birlik notanın bölünmeleriyle diğer notalar meydana geliyor. Yani böldük. Birlik notayı ikiye böldüğümüzde isim ne olabilir? Evet. İkilik notu oluyor. İkilik notayı da bölüyoruz. Ve her bir birim bu sefer ismi dörtlük oldu. Dörtlük notayı bölersek? Evet. Bu sefer her birim 8'lik oldu. Şimdi notaları birbirinden ayıran özelliklere dikkat edelim. Birlik notamızın içi boş ve sadece bir yuvarlak. İkilik notamızda sadece bu boşluk notaya bir kuyruk geldi. Dörtlük olduğu zaman içi doldu. Bunları ayırt etmemiz gerekiyor okurken. Sekizlik olduğu zaman bir kanca arkasına takıldı. Ve bundan sonraki bölünmede 8'li yazalım. 16'lık olacak. Hepsini yapmayacağım. 16'lıkta da kuyruk sayımız 2'ye çıktı. Her bir bölünmede bir kuyruk daha eklenecek. Evet, nota sıralamamız böyle. Onu da yazayım 16'lık diye. 16'lık. Fakat bunları anlatırken hani bu mantıken doğru. Hani bu şekilde ama biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Şimdi ben bunu zamana bölüyorum. Mesela birlik notayı ele alalım. Buraya bakalım. Re gidiyor. Re. Bu alan bizim birlik notamız değil mi? Böldük. Re. Re. Her bir bölünme ne oldu? İkilik. Yine böldük. Re. Her bir bölünme 4. Ve bu bölündükçe ufalık. Onu da şuraya yana çizeyim. Şu uzun alan birlik. Bunu böldük. Bu her bir parçası ikilik. Ve bunu da böldük. Her bir parçası dörtlük. Ve bunu da böldük. Her bir parçası 8'lik. Bu böyle devam ediyor. Notalara baktığımız zaman bir de notaların başında dört dörtlük denen bir işaret görürüz. Şimdi bunun anlamı ne olabilir sizce? Bir bilen var mı? Dört dörtlüğün ne olduğunu. Yok değil mi? Yukarıdaki rakam kaç tane olduğunu gösterir. Yani dört tane. Alttaki rakam ise kaçlık nota olduğunu gösterir. Dört lük nota. Şimdi ne demek oluyor burada? Dört tane dörtlük nota var demek. Hemen yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane dörtlük nota.
Ne olmuş oldu? Bir ölçü içerisinde, şu çizgilerin arası ölçü, dört tane dörtlük notamız olmuş oluyor. Bu, onun ifade ettiği şey bu. İşte genelde biz bunu nasıl okuruz? Re, 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 re. Her bir notayı bir vuruşta. Okuyalım. Re, 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 re. İşte her bir notayı bir vuruşta okuduğumuz için bunlara kolay yoldan şu bizim dörtlük notamız var ya, bir vuruşluk nota deriz. Hani genelde direkt bunu anlatırlar, hani notu öğretirken. İşin şu daha çok nazari dinlenen kısmından uğraşmazlar. Aha. Ve bu dörtlük nota ne deriz? Bir vuruşluk nota. Bir vuruşluk. O zaman bu notalarımız kaç vuruşluk olur? İçi boş olanlar. İkilik notalar. Bunları bir vuruşta vurursak iki katı, çünkü bununla bunu topladığımız zaman eşittir ikilik nota. Kaç vuruşta vururuz iki katı olduğuna göre? İki vuruşta vururuz. Evet. Yani bu notayı gördüğümüz zaman ise ölçüde şöyle yapacağız. Re, re, yapalım. Re, re. İkişer vuruşta da bunları vurdum. Devam edelim. O zaman birlik notayı kaç vuruşta vururuz? Evet, 4 vuruşta. 2 vuruş, 4 vuruş. Bu da şu şekilde. Re, yapalım. Re. Baştan yapalım. Re. Çok basit. Bunları iyi bildiğimiz takdirde şekilleri karıştırmadığımız zaman okuması çok kolay bir şey. Aşağı doğru yerim. Dörtlük vuruş, bir vuruşluk nota, dörtlük nota, tamam. Peki o zaman sekizlikleri, yani bir vuruşun yarısı olanları kaç vuruşta bulmamız lazım? Yarım vuruşta. Bunların diğer ismi de tabii ki yarım vuruşluk nota olmuş oldu. Yarım vuruş. Yarım vuruşluk notayı ise şöyle bir önemli bir nokta var. Buraya baktığımızda iki tane yarım vuruşluk nota yan yana geldiği zaman bunların kuyrukları birbirine bağlanır. Ve bu şekilde gözükürler. Bu sizi şaşırtmasın. Yani notada gördüğümüz zaman biz bunları şey olarak görmeyeceğiz. Kuyrukları ayrık olarak görmeyeceğiz. Evet, olabilecek tüm saboteleri yaşadık arkadaşlar. Allah'tan var internette. Biz yine de inatla devam ediyoruz. Bu ders bitti, çıkın gidin anlamına geliyor normalde. Herhalde. Şimdi burayı okuyalım mı? Re, 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 re. Oku. Re, 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 re. Güzel oldu. Yarım vuruşluk notayı okurken neye dikkat ediyoruz? El aşağı inerken bir nota, çıkarken diğer nota okunuyor. Çünkü yarım yarım. Yapalım bakın. Yarım yarım. Yani re, re. Yapalım. Re, re. Elleri havaya kaldıralım. Re, re, re. Bir daha. Re, re, re. Bunu okursak. Re, re, re. Okursak hiçbir zaman yanılmayız. Çeyrek notalar da aynı şekilde yan yana geldiği zaman ne olacak? Kuyrukları bağlandığı zaman, buyurun. Dört çeyrek nota yan yana geldiği zaman ne oldu? Kuyrukları bağlandı. Peki biz bunu nasıl yazabiliriz? Re, 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 re. Polis bize bile karşıyan. Re, 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 re. Re. Bunu böyle atacağım ama eğlenmek amacıyla. Re, 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 re. Re, 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 re. Re.
Şimdi burada ise dikkat edeceğimiz konu, bunlar çeyrek vuruşluk olduğu için iki vuruş, şu iki notayı bir yarımda, yani re 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 re, diğer iki notayı diğer yarımda yapalım. Re 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 re. Şimdi bundan sonra bizim bugün derste yaptığımız şeyi yazabilirim. Re 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 la 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 si 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 la 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 la. 4 tane. Aps. 4, 2, 3, 2. Evet. Ne güzel gül. Evet. Burayı okuyalım. Re 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 re. Pardon. Re 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 re. La 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 la. Si 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 si. La 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 si 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 la 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 la. Bunlar size verilen notalarda daha sonra bu şekilde 0 0 1 0 gibi üstlerine numaralarla belli edilecekler. Bazen ben ekstra bir şey yaptığımda da bunların şu şekilde roman rakamıyla, mesela İkinci tel olduğu için Romenle 2, birinci tel olduğu için Romen rakamıyla 1 gibi altlarına hangi tel olduğunu yazabilirim. Hani öyle bir nota gördüğünüz zaman bilin ki hangi telde olduğunu size gösteririm demektir. Şu şekilde mesela birinci şey uzuyor sonuna kadar. Sonra yine 2'ye geçecek. Evet.